Ünlü ilaç şirketi Pfizer virüse karşı aşı denemeleri sonucunda %90'dan fazla başarı sağladıklarını duyurdu. Aşı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkede 43.500 kişi üzerinde test edildi. Şirket yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadarsa 1.3 milyar doz aşıyı piyasaya sürmeyi planlıyor. Tabii bu açıklama Pfizer'ın hisselerine de tavan yaptırdı. Şirketin hisseleri aşının 3. aşama denemelerinin başarılı olduğu açıklanmasından sonra daha piyasalar açılmadan ön işlemlerde yükselmişti. Gündeme düşen haberlerle birlikte %17 değer kazandı. Pfizer'ın bu başarısı elbette insanlık için bir umut oldu, ancak konuştuğumuz ilaç şirketleri olduğunda her şey bu kadar parlak olmuyor. Daha önce kapitalizmin vahşi sıfatına tanıklık ettiğimiz pek çok içerik yaptık, ancak bunların içinde dikkatleri en çok çeken, hiç şüphesiz, sağlığın ticaretini yapan şirketler. Pfizer'da daha önce adı pek çok skandala anılmış ilaç şirketlerinden biri. Şirket sınır tanımayan doktorlar tarafından aşı sektöründe oluşturduğu tekelleşme sebebiyle eleştirilmişti. Sınır tanımayan doktorlar aşı fiyatlarını düşürmeleri için yıllardır bu şirketle görüşmesine rağmen alabildikleri tek yanıtın aşı bağışı teklifi olduğunu söylemişti. Bu bağış tekliflerini reddeden dernek, şirketin bağış karşılığında hangi hasta gruplarının aşıdan faydalanacağına ve hangi bölgelerin kapsam dışı tutulacağına kadar pek çok şeye müdahale ettiğini, ağır şartlar koyduğunu söyledi. Zatürre aşısı üretimini tek elinde bulunduran Pfizer ve GlaxoSmithKline, aşının fiyatını yapay bir şekilde yüksek tutmakta diretiyor. Bu iki şirket 2009-2016 yılları arasında sadece zatürre aşısının satışından 36 milyar dolar kazandı. Ancak şirketin anıldığı tek konu aşı sektöründeki tek eli ve fiyat politikası değil. WikiLeaks belgelerinde yer alan bir skandal şirketin etik konularda da hassasiyetten çok uzak faaliyetlerini ortaya serdi. İlaç sektörünün dev şirketlerinden Pfizer, 1996 yılında Nijerya'da bir menenjit salgını sırasında 200 çocuğu hasta denek olarak kullandı. Prosedürlerin işlemediği bir süreç sonucunda 11 çocuk yaşamını yitirdi. Belgelere göre daha sonra şirket, Nijerya hükümetiyle anlaşmaya varıp davalara karşı avukatlara baskı yaparak 75 milyon dolarlık gayri resmi bir tazminat ödedi ve konuyu hukuk dışı yollarla kapattı. Covid-19 sürecinde milyonlarca insan bir aşı umuduyla aylarını geçirdi ve Pfizer'dan gelen haber hepimizi sevindirdi. Ancak şirket için ederi 75 milyon dolar olan 11 Nijeryalı çocuğu da unutturmadı.